sade susamdan susam mı ver? Düzlük geldi abi. Şu düşük olan, en düşük. Onu vardı sana bunu çay da onu şuna ver. Onu koyacağım. Adım Mehmet Koca. 162 yıldan beri bizim aile olarak bu fırında, aynı fırında devam etmekteyiz. Dedemin babasından dolayı başladı. Dördüncü kuşak olarak ben devam ediyorum. Safranbolu'da susamlı simidi, cimitsiz simit denir. Cimit denir yani susama. Biz burada atalarımızın o zaman işte artık savaştan sonra susamın olmadığından mı kaynaklanıyor? Susamın olmadığından mı kaynaklanıyor? Neden kaynaklanıyor? Bilemeyeceğimiz şekilde böyle bir susamsız simit yapmaya başlamıştır. O zamandan beri biz de atalarımızın sürdürdüğü serüvene devam ediyoruz. İnşallah iki tane oğlum var. İnşallah devam ettirmek isterlerse büyük ihtimal birinden biri beşinci kuşak olarak devam edecek. 162 yıldır hep aynı yerde. Aynı yerde. Aynı burada. Hiçbir değişiklik yok. Biz de hemen hemen mesela fırının taşlarında bile orijinalliğin devam ettiğini görüyorsunuz zaten. Biz de aynı simidin de orijinalliğini günümüz şartlarına göre devam ettirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla. Tabii ki Safranbolu'nun simidinin diğer simitlerden farklılığı çok fazla. Bunlar simidi hamur halindeyken biraz önce de çektiğiniz gördünüz. Bakır kazanda makarna gibi, su böreği gibi haşlanıyor. Haşlandıktan sonra bu gördüğünüz odun ateşinde pişiriyoruz. Yani iki defa pişmiş oluyor simidimiz, Safranbolu simidi. Lezzeti de sanırım oradan geliyor. Lezzeti de oradan geliyor, evet. Evet, şu anda Karabük Valiliğimizle beraber çalışmalar devam ediyor. İnşallah coğrafi işaretini de yakın zamanda alacağız. Bir de şunu söyleyeyim ben. Safranbolu'da birkaç tane daha aynı fırınlardan var. Ama Safranbolu'da tek odun ateşinde pişiren, doğalgaz olmadan odun ateşinde pişen fırın tek bizim fırınımız var. Hiç orijinalliğini bozmadan, orijinalliğini bozmayan tek fırın bizim fırın yani şu anda. Evet, çiğmiş gibi hissediyor. Ama yedikten sonra biz zaten kendilerini uyarıyoruz. Bir daha gidip gelmeniz olmasın, simidi fazla alın diye. Bu da çok yaşandı yani. Simidi yiyip de tekrar geri gelip almaya olan çok vatandaşımız oldu. Ben Aydın'dan geliyorum. Gezmeye geldik. Gezmeye geldik. Ben Safranbolu'ya neye geldik diye de merak ediyordum. Sonuçta ben de bilmiyordum böyle tarihi bir yerle karşılaştığımı. Valla ben de çok şaşırdım ve memnun oldum da. Hani çok da değerli bir yermiş. Ben bilmiyordum. Ben normal bir şehire geliyorum zannediyorum. Ne işimiz var hani diye düşünüyordum. Geldiğimde çok memnun oldum. Herkes tavsiye ederim. Özellikle simidimizi de tavsiye ediyorum.
Sıcak sıcak. Gelenin... Çok güzel. Çok güzel. Bu 160 yıllık bir simit. 4 bıçak. Böyle de alıyorsun, yiyorsun. Herkesi bekliyoruz. 4 lira efendim. Tamam, ben sana dedim Aydın Şive'den konuşacağım bana dedim. Ama ben...